Tuz oranı %10 olan 20 litre tuzlu suya. Bakın tuz oranı %10 diyor. Bakın 20'nin %10'u 20 çarpı 10 bölü 100'den ne çıkıyor arkadaşlar? 2 çıkıyor. Birer sıfırı sildiğinizde 2 kere 1 2 oluyor. Demek ki 20 litre suyun 2 litresi tuza karşılık geliyor. Diyor ki bu 20 litre tuzlu suya kaç litre su eklenirse kaç litre eklensin arkadaşlar? X litre eklensin. Karışımın tuz oranı %8 olur diyor. Arkadaşlar 20 litre bizim elimiz başlangıçta karışımımız vardı. Buna x litre ne ekliyoruz? Su ekliyoruz. Peki su eklediğimizde arkadaşlar tuz değeri değişiyor mu? Değişmiyor. Fakat tuzun yüzdelik oranı değişiyor. Peki yüzdelik oranı ne olmuş? %8 olmuş. Yani 20 artı x'lik karışımın %8'i yani 8 bölü 100'ü neye karşılık geliyor? Tuza karşılık geliyor. Tuzun değeri neydi gençler? 2'ydi. Bu denklemi çözüyoruz arkadaşlar. Buradan 100 ile 2 çarpma durumunda 20 artı x eşit çarpı 8 eşittir 200 yapıyor. 200 ile 8'i sadeleştirin arkadaşlar. 200'ün içerisinde 8 25 defa var. Demek ki 20 artı x'in karşılığı ne oldu? Bakın 25 oldu. X'i buradan 5 bulduk. Demek ki kaç litre eklemesi gerekiyormuş? 5 litre. Anlaşılmayan bir yer var mı? Yok. Geçiyorum arkadaşlar. Geçin. On altıncı sorudayız. Reyhan Hanım şapka örüp satarak aile ekonomisine katkıda bulunmak istiyor. Şapka modeller için 30 TL'ye bir dergi alıyor. Öreceği bir şapka için malzeme gideri 5 TL. Bir şapka için malzeme gideri 5 TL. Olacağını hesaplayıp satış fiyatını 20 TL olarak belirliyor. Bu şapkaların satışından en az 270 TL kar etmek isteyen Reyhan Hanım en az kaç şapka satmalıdır diyor. Arkadaşlar kaç şapka satsın? X adet şapka satsın. Gençler X adet şapkanın malzeme gideri bakın gençler bir şapkanın malzeme gideri 5 TL'ydi. X şapkanın malzeme gideri o zaman 5X olacaktır. Peki bir tane şapkayı 20 TL'ye satacağına göre X adet şapkayı X adet şapkayı 20x TL'ye satacaktır. Şimdi maliyeti hesaplayalım. Maliyet, toplam maliyet arkadaşlar 30 TL dergi parasıydı. Bir de x adet ürettiği için x adetin maliyeti ne kadardı gençler? Malzeme gideri 5x'ti. Bu bizim toplam maliyetimiz oldu. Peki arkadaşlar. Satış fiyatını bulalım. Satış fiyatı neymiş gençler? Satış fiyatı, toplam satış fiyatı 20x'miş. Peki karı bulacağız şimdi. Kar ne kadar değer neymiş gençler? 270 TL'ymiş. Biz biliyoruz ki satış eksi maliyet neyi verecek bize? Karı verecek. Satış, toplam satış 20x'lik bir satış arkadaşlar. Toplam maliyet 30 artı 5x. Karımız ne kadar? 270 TL. Burada şu eksiği dağıttığımızda eksi 30 eksi 5x 20x yaptı burası arkadaşlar. Eşittir 270. 20 tane x'ten 5 tane x'i aldığınızda 15 tane x kaldı. 15 eksi 30 eşittir 270 bulundu. Bu eksi 30'u bakın hangi sayıdan 30 çıkarsa 270 yapar? 300. Buranın ne olması lazım? 300 olması lazım. Demek ki 300 eşittir 15x dediğimizde hangi sayının 15 katı 300'dür? 315'e bölüyoruz arkadaşlar. 300 bölü 15 ne bulundu? 20 bulundu. Demek ki 20 adet şapka satması gerekiyormuş. Anlaşılmayan bir yer var mı? Yok hocam. Peki. Geçiyorum o zaman. Dersin bitti Geçin. galiba değil mi? 13-10 geçe başlamıştık. 13-40'ta mı bitiriyorduk? 10 dakika sonra bekliyorum arkadaşlar sizi. Tamam. Görüşmek üzere.
Tamam hocam. Görüşürüz.